Lori Merogis, Kadın Ceza ve Tutuk Evi Bir uğultu ise rahatsız uykusundan uyandırdı. Koridordan uğultular, konuşmalar, ayak sesleri geliyordu. Saatine baktı, sabahın onuydu. Kalktı ve kulağını kapıya dayadı. Gürültü belli bir düzen içinde artıyordu. Tutuklular sinirlenmiş gibiydi, cuma görüş günüydü. Yatağına dönmek üzereydi ki açılan kapının sesiyle irkildi. Eşikte bir kadın gardiyan duruyordu. Onu başka bir hücreye, disiplin hücresine nakledeceklerdi. Belki de onu acilen ceza yargıcının karşısına çıkaracaklardı. Birkaç saniye içinde bunları düşündü. Çatlıt görüşme odasına. Ziyaretçim mi var? Ailenden biri. Evet. Bir şeyler göğsünü sıkıştırdı. Aile olarak tek bir kişiyi tanıyordu. Geliyor musun? Kapüşonlu ceketini giydi ve gardiyanın peşine takıldı. Koridorda adımlarını diğer tutuklulara uydurdu. Eş çarşaflı, bulbulu hortlaklar, gülüşmeler, sürünerek yürüyen spor ayakkabılar. Görüşme salonuna kadar ki yol ona bitmeyecekmiş gibi geldi sadece kalp çarpıntılarının sesi ilerlemesini sağlıyordu. Midesinde şiddetli bir bulantı vardı. Nasıl olduğunu anlamadan kendini önceki günkü koridorda buldu. Cam mekanlı bürolar, parmaklıklı pencereler, lamine camdan kapılar. Ama etrafta görülecek bir şey yoktu. Camlı labirentlerde çocuklar gülüyordu. Bir top duvara çarpıyordu, bir bebek ağlıyordu. Ortam bir hapishanenin görüşme salonundan ziyade bir kreş andırıyordu. Gardiyan durdu ve bir kapıyı açtı. Bir masanın arkasına oturmuş onu bekleyen adam başını çevirdi. Babası değildi. Matthias Freer'di. Anlaşılmaz bir beceriyle tüm denetimleri, kimlik kontrollerini, güvenlik kapılarını aşarak buraya kadar ulaşmayı başarmıştı buradan asla çıkamayacaksınız dedi masanın diğer tarafına otururken. Bana güvenin diye cevap verdi Freyr sakince. Anais başını omuzlarının arkasına kıstırdı. Dizlerinin arasına götürdüğü ellerini yumruk yaparak sıktı. Derin bir nefes aldı. Bu karşılaştığı sürprizi kabullenmek için gereken enerjiyi toplama yöntemiydi görünümünü düşündü. Yorgun yüz dağınık saçlar kir pas içindeydi. Hastanede nekat dönemini geçiren bir hasta gibi giyinmişti. Başını kaldırdı ve hayal görmüş olabileceğini düşündü. Ama Freyr buradaydı, karşısındaydı. Zayıflamıştı, yaralanmıştı, asabiydi. Üzerinde pahalı giysiler vardı ama yüzü geceyi bir metro istasyonunda geçirmiş gibiydi. Anayız bu anı çok beklemiş ama olabileceğine hiç ihtimal vermemişti. Birbirimize söyleyeceğimiz çok şey var dedi Freyr aynı sakin ses tonuyla. Bilinç altında flaşlar halinde onu Marsilya Adliya binasının holünde kaçarken gördü. Nis tramvayları arasında ustaca sıyrılırken. Montalembert sokağında katillere silahını doğrulturken. Tek problem sadece yarım saatimizin olması diye devam etti. Arkasındaki duvar saatini göstererek. Bugün kimsiniz? Kardeşiniz. Bu cevap Anais'i güldürdü. Kapuşonu hala başındaydı. Üşümüş veya yoksulluk krizine girmiş gibi ellerini birbirine sürtüyordu. Belgeleri nasıl hallettiniz? Bu uzun hikaye. Seni dinliyorum dedi Anais. Sen diye hitap etmeye başlamıştı. Matthias Freyr, Anais ona böyle hitap ediyordu. Üç cinayetten söz etti. Minatorus, Icarus, Uranus. Bavulsuz yolcu sendromundan mustarip olduğunu söyledi. Üç farklı kişilik yaşadığından söz etti. Ocak 2010'dan bu yana psikiyatr Freyr'di. 2009 Kasım ve Aralık ayları arasında evsiz canusuydu. Eylül'den Ekim'e kadar da deli ressam Narkis. Bu açıdan şaşırtıcı hiçbir şey yoktu. Anais neredeyse tüm bunları tahmin etmişti. Ama şimdi başka gerçekleri de öğreniyordu. Ikarus'un cesedinin yanına ilk olarak Frey gitmişti. Teneke onu kumsalda görmüştü. Öte yandan Rusça matruşka sözcüğünün bu olayda anahtar bir işlevi vardı. Ama Freyr bunun ne olduğunu bilmiyordu. Bugün diye sordu Anais. Hangi roldesiniz? Narkis'ten önceki kişilik Nono adında biri. Anais sinirli bir kahkaha attı. Freyr de gülümsedi. Arnold Chaplin. En aşağı beş ay boyunca o adamdan o adamdım. Nonoyken ne iş yapıyordunuz? boş verin Bordo'dan kaçtıktan sonra kendisine yönelik cinayet girişimlerini saydı. Tam beş kere onu öldürmeye çalışmışlardı. Sanki bir dokunulmazlığı vardı veya olağan dışı bir şansı. Nereye giderse gitsin, kimliği ne olursa olsun siyahlı adamlar bunu buluyordu. Bu harifler polislerden bile... Daha maharetli soruşturmacılar olmalıydı ve her halükarda daha hızlı. Ardından Frey önemli bir açıklamada bulundu. Tutuklandıktan sonra otel duğuda çekilen yüz röntgeninde burun boşluğunda bir implant saptanmıştı. Burnunu kırarak onu çıkarmayı başarmıştı. Bunları söylerken elini açtı. Avucunda krom kaplı küçük bir kapsül parlıyordu. Bu ne? Hotel duğudaki doktora göre bu bir kimyasal madde veren veya eskiden epilepsi veya diyabet tedavisinde kullanılan bir mikro olabilirmiş. Gerçek zamanda fizyolojik kriterleri ölçmeye ve doğru zamanda etkin maddeyi salgılamaya yarayan derinin altına yerleştirilmiş bir düzenek. Tek sorun ne tür bir düzenek? Ve nasıl bir etkiye sahip olduğunu öğrenmek. Tüm bunlar akıl almaz şeylerdi ama Anais bir ayrıntıyı hatırlıyordu. Patrick Bonfils'in katilleri onun cesedini Raguel morguna kadar izlemişti. Sadece burnunu açmak için. Bu sonuca varmak için büyük bir bilgin olmaya gerek yoktu. Balıkçının burun boşluğuna yerleştirilmiş implantı almaya gelmişlerdi. Frère ile Bonfils aynı muameleye maruz kalmıştı. Frère Janus'i gitgide daha hızlı konuşuyordu. Bu içinden çıkılması güç durumda bir takıntı her şeyin önüne geçiyordu. Masumiyetini kanıtlamak istiyordu. Bütün kanıtlar aleyhinde olsa da Olimpos katili olmadığını ispatlamak. Katili bizzat takip ettiğimi düşünüyorum. Ben katil değilim katili arıyorum. Peki onu buldun mu? Bilmiyorum. Sanki ona çok yaklaştığımı hissettiğim her seferinde hafızamı kaybediyorum. Sanki nöron hücrelerim kısa devre yapıyor. Bu durumda da araştırmama hep yeniden başlamak zorunda kalıyorum sıfırdan. Anayız onu bir ceza hakiminin karşısında olmadık şeyler söylerken hayal ediyordu sonu kesinlikle hapishane olurdu ya da hastane. Freire bakıyordu ve hala onun burada karşısında korkusuzca durduğuna inanamıyordu. Onu ne kadar çok düşünmüştü takıntı haline getirecek kadar. Freire iki haftada birkaç yıl birden yaşanmıştı. Göz bebekleri mor halkaların ortasında kor gibi yanıyordu. Şişmiş, parçalanmış burnunun üstünde pansumanlar duruyordu. Kimliklerini düşündükçe hala onlardan bazı izler taşıdığı fikrine kapıldı. Hala tanıdığı psikiyatra benziyordu. Ancak derinlerde bir yerlerde hala bir evsiz vardı. Göz bebeklerinde delice bir parıltı göze çarpıyordu. Sigmund Freud'dan ziyade Vincent Van Gogh. Arnold Chaplin'in ona bıraktığı mirasın ne olduğunu düşünmek için henüz erkendi. Belki de şıklık ve zariflikte bıraktığı giysileri diğer üç kişilikle hiç alakası olmayan bir özenin bir dikkatin göstergesiydi. İçgüdüsel olarak Freire'in elini tuttu. Temas o denli yumuşak olmuştu ki elini yanmış gibi hemen geri çekti. Şaşıran Freyr sustu. Anais bakışlarını duvar saatine çevirdi. Birkaç dakikaları kalmıştı. Hızlı hızlı konuşmaya başladı. Metis'i ve askeri geçmişini. Önce kimya ardından ilaç sanayindeki faaliyetlerini anlattı. Grubun Avrupa'daki en önemli psikotrop üreticilerinden biri haline gelmesinden söz etti. Ardından bu grup ile ulusal savunma güçleri arasındaki karanlık ilişkiden bahsetti. En nihayet o ana kadar belirtmediği kendi fikrini söyledi. Metis bünyesindeki bir laboratuvar onun yanı sıra Patrick Bonfils ile kuşkusuz başka deneklerinde üstünde yeni bir molekül test ediyordu. Deneklerin kişiliklerini parçalayan ve bir tür zincirleme reaksiyona bir dizi pisişik kaçışa sebep olan bir madde. Freyr duyduğu her şeyde yumruk yemiş gibi oluyordu. Anais hikayesini sonlandırırken Metis'in ne yasalardan ne de devlet otoritesinden çekinen aksine gücünü onlardan alan nüfuzundan söz etti ve sonuca geldi. Henüz bilmediği bir sebepten ötürü grup temizlik yapmaya ve protokol deneklerini ortadan kaldırmaya karar vermişti. Metis onları öldürmek için profesyonel savaşçıları görevlendirmişti. Onu Patrick Bonfils'ı ve şüphesiz başka birçok de. Hepsi kara listedeydi. Freyr dişleri sıkılı anlatılanları dinliyordu. Anayız başından bir sürü şey geçmiş olan bu adama çok fazla yüklendiğini düşünerek sustu. Sadece iki dakikaları kalmıştı. Birden büyük bir düşüncesizlik yaptıklarının farkına vardı. Güvenlik kameralarını umursamamışlardı. Konuşmalarını kaydedebilecek mikrofonları. Freire'i tanıyabilecek veya dışarıdan gelecek bir ikazla alarma geçebilecek gardiyanları da. Üzgürüm dedi Freyr sonunda. Anayız bu sözcüklere anlam veremedi. Halbuki az önce onun hakkında ölüm kararı alındığını söylemişti. Biraz gecikmeyle de olsa Freyr'in hapishane duvarlarını, meslek yaşamını alt üst eden bu olayı ve bilerek içine atıldığı bu kaosu kastettiğini anladı. Ben tarafımı belirledim diye mırıldandı genç kadın. O zaman ispat et. Freyr Anais'in kolunu tuttu ve parmaklarının arasına katlanmış bir kağıt parçası sıkıştırdı. Bu ne? Geçen Ağustos ayının sonunda Chaplin'in sabit hattına gelen çağrının saati ve tarihi bir yardım çağrısı. Benimle temasa geçen kızın kim olduğunu öğrenmem gerekiyor. Anais dikildi. Gizli bir numara diye devam etti Freyr. Bu Chaplin olarak aldığım son çağrı. Ertesi gün başka biri oldum. Bu kadını bulmam gerekiyor. Anais gözlerini sıkılı yumruklarına indirdi. Yüreği yanıyordu. Yaşadığı hayal kırıklığı yüzünden soluk alamıyordu. Sana başka bir numara daha yazdım diye devam etti Freire alçak sesle. Yeni cep telefonumun numarası. Sana güvenebilir miyim? Anayız kağıdı çaktırmadan pantolon cebine soktu ve soruyu ustalıkla geçiştirdi. Chaplin de katili mi arıyordu? Evet ancak farklı bir şekilde. Tanışma sitelerini kullanıyordu. Özellikle de sasha.com adlı speed dating kulübünü. Bu isim sana bir şey ifade ediyor mu? Hayır. Numara anayız. Kime ait olduğunu bulmamız gerekiyor o kadınla konuşmam lazım. Tabii çok geç olmadıysa. Anais onun kızarmış gözlerine baktı. Bir an rakibesinin ölmüş olmasını istedi. Ama hemen ardından içindeki bu habisuru söküp attı. Sonunda konuşmayı başardı. Bunun için mi buraya geldin? Zil sesi duyuldu. Ziyaret saati sona ermişti. Freyr'in yüzünde yorgun bir gülümseme belirdi, ayağa kalktı. Verdiği kilolara, yaşlanmış ifadesine, gözlerindeki telaş pırıltısına ve parçalanmış burnuna rağmen hala dayanılmaz bir cazibesi vardı. Saçmalama. Anais görüşme odasından çıkar çıkmaz telefon izni izledi. Bu hapishanenin sol kanadına duvara monte edilmiş, bir dizi telefonun bulunduğu kısma gitmek anlamına geliyordu. Gözetmen uysal bir kadındı ve anayız henüz gerçek bir YKM değildi. Havalandırma saati başlamıştı. Dolayısıyla telefonların önünde tek bir kadın mahkum bile yoktu. Anayız hafızasındaki bir numarayı çevirdi. Umutsuzluğa kapılmamak için harekete geçmeliydi. Nasılsa hücresinde ağlamak için bol bol zamanı vardı. Matthias Freire'i yeniden görmüştü de ne olmuştu? Sadece mesleki bir görüşme. Profesyonel bir değiş dokuş. Hepsi o kadar. Alo, Lekos, Çatlık. Anais neler oluyor? Çatışma haberi ve tutuklanması Güneybatı'ya kadar ulaşmıştı. Açıklamam uzun sürer. Ne yapabilirim? Anais parmaklıklı bir pencerenin önünde gidip gelen gardiyanın arkasından kaçamak bir bakış attı. Kağıdı cebinden çıkardı ve açtı. Numarası gizli bir telefondan yapılan bir çağrının saatiyle tarihini ve aranan numarayı veriyordu. Telefon açan abonenin kimliğini belirle hemen. Değişmemişsin dedi Lekoz gülerek. Söyle Anayız numarayı, günü ve saati yazdırdı. Lekoz'un başka bir hattı aradığını duydu. Lekoz diğer telefona bilgileri verdi. Sonra yeniden ona döndü. Abdelatif Dimon aradı. Anayız birkaç saniye bu ismi nereden hatırladığını düşündü. TKPM'nin koordinatörü, çöy savaşçısı. Ne istiyordu? Sanırım ona bir sürü ıvır zıvır yollamışsın. Marsilya kumsalından gelen şeyler. Anais onları tamamıyla unutmuştu. Ikarus'un cesedinin çevresinde bulunan kalıntılar. Onları analiz etmiş mi? Evet. Hepsi denizin getirdiği şeyler. Sadece tek bir şey diğerlerinden farklıymış. Bir ayna parçası. Ona göre bu başka bir yerden suç mahalline gelmiş olabilirmiş. Belki de katilin cebinden düşmüş. Neden? Çünkü ayna parçasında hiç tuz kalıntısı yokmuş. Denizden gelmiş olamazmış. Bir ayna parçası bayağı yol almışlardı. Hepsi bu kadar değil diye devam etti Lekoz. Ayna parçasını analiz etmişler. Üstünde gümüş iyodür kalıntıları varmış. Bu ne anlama geliyor? Ayna bir işleme tabi tutulmuş. Işığa duyarlı hale getirmek için aynaya bilinçli olarak gümüş iodur emdirilmiş. Bu sanırım 150 yıl önce uygulanan bir yöntemmiş. Dagariotipi tekniği. Ne? Fotoğrafın atası araştırdım. Parlak ve gümüş kaplama bir ayna. Bir objektiften yansıtılan izi koruyor. Sonra ayna iyot buharına tutuluyor ve bir görüntü elde ediliyor. Gümüş içeren doğal maddeler bulununca çoğaltmaya müsait olmayan bu teknikten vazgeçilmiş. Daguerreotypy negatif gerektirmeden doğrudan pozitif baskı yapmayı sağlayan bir teknik. Dimon bu aynanın bir daguerreotypy dizeneyinin parçası olduğunu mu düşünüyor? Evet ve bu da bize kahrolası bir ipucu veriyor. Birkaç meraklı dışında bu tekniği kullanan pek yok. Araştırdın mı? Bunun üzerinde çalışıyorum. Bana bu heriflerin kuruluşunu bul. Bu tekniği kullananların listesini çıkar. Bunları söylerken birden gözünde bir görüntü canlandı. Katil öldürüyordu. Bir yunan mitonu, mitini sahneliyordu. Sonra bu sahneyi gümüş bir ayna üzerine çoğaltma imkanı olmaksızın tek bir örnek olarak basıyordu. Ürperdi. Bir yerlerde bu korkunç fotoğrafların saklandığı bir yer olmalıydı. Onları kafasının içinde alaca karanlıkta parlarken görüyordu. Boğazlanmış minotorus, yakılmış Ikarus. Hadım edilmiş Uranus. Başka kaç kişi vardı? Senin gizli numarayı buldum yazabiliyor musun? Evet kafama. Polis ona Arnold Chaplin'in gizli muhatabının adını ve numarasını verdi. Bu bilgiler ona hiçbir şey ifade etmiyordu. 500 kilometre uzaktan gelen bu sıcak haberle heyecanlanmış bir halde Lekoza teşekkür etti. Seninle nasıl temas kurabilirim? kuramazsın. Ben başımın çaresine bakarım. Bir sessizlik oldu. Lekoz soluk almakta sıkıntı çekiyordu. Anaiz gözyaşlarına boğulmamak için telefonu kapattı. Gardiyanın yanına gitti ve ondan başka bir lütufta bulunmasını istedi. Havalandırmanın son dakikalarından yararlanmak. Kadın iç çekti, onu tepeden tırnağa süzdü. Sonra belki de onun polis olduğunu hatırlayarak avluya doğru yürümeye başladı. Ana içi içine sığınıyordu. Dagaryotüplerle ilgili bu ipucu ona yeniden enerji vermişti. Soruşturmasında yeni bir ipucuna ulaşın, ulaşılmışken burada sıkışıp kalmak onu öfkelendiriyordu. Belki de bu ipucunun hiçbir anlamı yoktu. Belki de çok şey ifade ediyordu ama kesin olan bir şey vardı. Bu ipucunu kendine saklayacaktı. Solinasa tek kelime etmeyecekti. Dışarının uğultusu onu canlandırdı. Gardiyan son kapıyı da açtı. Kadınlar basket ve bir pimpon masasının olduğu avluda yürüyor ve konuşuyordu. Manzara diğer hapishanelerden farklı değildi. Görüş alanını duvarlar, dikenli teller, kablolar kuşatıyordu. Tutukluların yüzlerinden kapatılmış duygusu okunuyordu. Bedenler bitkin ve yıpranmıştı. Yorgun yüzler eğlene eğlene, parlatıla parlatıla, bilene bilene, öldürücü halen, hale gelen kaşık saplarına benziyordu. Dondurucu rüzgar bile hücrelerin kirli havasıyla, yemek ve kirli iç çamaşırı kokusuyla yüklü gibiydi. Anais ellerini ceplerine soktu ve polis kimliğine büründü grupları, çift dolaşanları, tek başına takılanları gözlemledi ve en uygun hedefi aradı. Tutuklular iki gruba ayrılmıştı, vahşi hayvanlar ve ezikler. Hangi gruba ait oldukları yüzlerinden, duruşlarından, yürüyüşlerinden anlaşılıyordu. Anayiz adli bir hata nedeniyle mahkum olmadıkları yüzlerinden okunan dört kişilik bir mağribi grubuna doğru ilerledi cezaevi çarkının diriliklerini yok edemediği tehlikeli kadınlar uzun yıllarını hapishanede geçirdikleri aşikardı ve şüphesiz geçirecekleri de ama hiçbir şey içlerindeki öfkeyi dindiremezdi selam cevap olarak ezici bir sessizlik oldu başlarını sallama zahmetine bile girmediler. Sadece ayaklarının altındaki asfalt kadar sert, siyah gözlerindeki kıvılcımla baktılar. Bir cep telefonuna ihtiyacım var. Kadınlar kendi aralarında bakıştılar, ardından kahkahalarla gülmeye başladılar. Kimliklerimizi de sormak istiyor musun? haber çabuk yayılmıştı. Bir aynasız olarak çoktan mimlenmiş, öfke duyulmuş ve tecrid edilmişti. Bir SMS atmam gerekiyor. Bunun bedelini ödemeye hazırım. Ne kadar? Kızlardan biri komutayı ele almıştı. Önü açık bir kabanın içine bir tişört giymişti. Tişörtün yakasından göğsündeki ejderha dövmeleri ile boynundaki maori işaretleri görünüyordu. Anais blöf yapma yoluna gitmedi. Şimdilik hiç kuruş param yok. O zaman yok ol. Size dışarıda yardımcı olabilirim. Burada çürümeyeceğim. Hep öyle derler. Evet ama bu avludaki tek polis benim. Bir polis asla uzun süre hapiste kalmaz. Derin bir sessizlik oldu. Kızlar kaçamak gözlerle bakıştılar. Fikir kafalarında olgunlaşıyordu. Yani diye merakını gidermek için sordu eşler ejderha dövmeli kız. Bana bir cep telefonu bulun. Dışarı çıkınca sizin için bir şeyler ayarlarım. Seni dedi. Nereye istersen oraya seç. Ama bu bir fırsat yavrum. Senin için, kardeşlerin için, herifin için ya da bilmem kim için. Dışarı çıkınca sana yemin ediyorum yargıcı, savcıyı, senin davana bakan polisleri görmeye gideceğim. Yeniden bir sessizlik oldu. Bu kez çok daha derin bir sessizlikti. Anais neredeyse kadınların beyin çarklarının döndüğünü işitebiliyordu. Ona inanmaları için hiçbir sebep yoktu. Ama hapisteyken insanı yaşatan istesin ya da istemesin umuttu. Dört kadın elleri ceplerinde kir pas içindeki montlarına ve parkalarına iyice sarındı. Giysilerinin altında bedenlerinin soğuktan büzüldüğünü tahmin etmek zor değildi. Anayiz avantajını değerlendirdi. Bir SMS. En fazla birkaç saniye alır. Sizin için elimden geleni yapacağıma yemin ederim. Kızlar yeniden bakıştılar. Çevrelerine şöyle bir göz attılar. Ana ise çember aldılar. Bir an için iyi bir dayak yiyeceğini düşündü. Aslında savaşçılar onun çevreden görünmesini engelliyorlardı. Bir anda ejderha dövmeli kız çemberin ortasında belirdi. Ağzından alevler püskürten sürüngen sanki düşmemek için kızın bronz tenine tutunmuştu. Anais gözlerini aşağı indirdi. Mahkumun avucunda seloteyple üstün körü onarılmış bir cep telefonu duruyordu. Anais telefonu aldı. Çetenin önünde ayakta SMS'ini yazdı. Önce saptanan telefon numarasını sonra da Medina Maloi. Napoli No 64 75.009 Paris yazmıştı. Bir an tereddüt etti sonra ekledi. İyi şanslar. Freyr'in telefon numarasını tuşladığı ve gönder tuşuna bastı. Gerçekten de aptallar kraliçesiydi. Chaplin SMS'i Orleans kapısında aldı. Anais hiç oyalanmamıştı. Bu bilgi onların ortaklıklarını pekiştiriyordu tabi bir polis ordusu onu Naples sokağı 64 numarada beklemiyorsa. Hemen şoföre Medina Maloi adresini verdi. Sonra mesajla gelen numarayı tuşladı. Karşısına telesekreter çıktı. 29 Ağustos'taki aynı yalan ses. Herhangi bir mesaj bırakmadı. Onu dairesinde ansızın yakalamayı tercih ediyordu. Ya da daha iyisini yapmayı. Eğer evde yoksa etrafı aramayı. Araba Raspail bulvarında ilerliyordu. Bir kez daha sabahtan bu yana olanları gözden geçirdi. Fleury Merogis'te hapis tutulan 30'lu yaşlarını süren Anais kaderinin anahtarını keşfetmişti. Chaplin bir deneyin kurbanıydı. Bir yandan bu fikir son derece ürkütücüydü. Diğer yandan da ona umut veriyordu. O müzmin bir hasta değildi onu zehirlemişlerdi zehir veya antidot olabilirdi eğer onda bir sendrom oluşturduysa onu durdurabilirdi o gizemli kapsülden kurtularak çoktan iyileşmeye başlamış olabilir miydi avucunda duran kapsüle bir kez daha baktı onu açmayı incelemeyi analiz etmeyi isterdi Şoför Sen Lazara sokağına ulaştı. Trinit Kilisesi'nin gölgesindeki Estienne de Orvers meydanının çevresini dolandı. Lordes sokağına saptı. Chaplin tuhaf bir izlenime kapıldı. 9. bölgeden nefret ediyordu. Paris'in bu köşesindeki tüm sokaklar Avrupa kentlerinin adını taşıyordu ve binaların hepsi soğuk, hüzünlü ve sürgülüydü. Avluya açılan kapıların üzerindeki kadın ve erkek başlı heykel sütunlar gardiyan gibi gelip geçenleri gözlüyordu. Sokaklar ıssızdı. Buraların hakimi sigorta şirketleri, noter büroları, avukat ofisleriydi. Anaisin hayali gözünün önüne geldi. Onu yeniden gördüğü için mutluydu bembeyaz teni, bakışlarının hüzünlü yakıcılığı, dünyaya katlanamıyormuş gibi görünen ama buna mukabil çaplayını e güç veren, onda derin bir iz bırakan olağan dışı varlığı. Genç kadından hoşlanıyor muydu? Ne kafasında ne de yüreğinde bu tip savılara yer yoktu. Boşlukta bir varlıktı ya da daha ziyade kim olduğunu bilmeyen biri. Ancak bu ittifak kanını ısıtıyordu. Şoför Naple sokağı 64 numaranın önünde durdu. Chaplin parayı ödedi ve arabadan indi. Mahalleye özgü tipik bir binaydı. Kesme taşlardan oluşan 3. ve 4. katta cumbaları olan bir kale. Kapının şifresini bilmiyordu. Sokak boştu. Kapının önüne gidip kapının önünde gidip gelmeye başladı. Sonunda takım elbiseli iki adam giriş kapısında belirdi. Chaplin içeri süzüldü. Beklerken buz kesmişti. Bir tonoz sağdaki ve soldaki iki merdiveni açılıyordu. Dip tarafta bir sürü ağaç ile bir çeşmenin bulunduğu bir avlu vardı. Binanın gizli kalbi. Posta kutularını gördü. Medina Malloy. Soldaki merdivenden çıkılan üçüncü katta oturuyordu. İnterfon yoktu. Yürüyerek çıkmaya başladı. Her merdiven sahanlığında iki kapı vardı. İki kapının ortasında da vitraylı bir pencere. Medina Maloi'nin dairesi sağdakiydi. Pervazına bir kart iliştirilmişti. Zili çaldı. Bir defa, iki defa sonuç alamadı. Medina evde değildi. Tabii başına bir şey gelmediyse. O ana kadar düşünmek istemediği bu olasılık kapısının önünde bütün ağırlığıyla üzerine çullanıyordu. Döndü ve dikkatle yandaki kapıya baktı. Göz deliğinden onu gözleyen meraklı bir komşu olabilir miydi? Kapıya doğru yaklaştı, dinledi. Oradan da bir ses gelmiyordu. Ne sağda ne de solda birileri vardı. Çözüm ortadaki vitraylı pencereydi. Pencereyi açtı, bir pervaz kat boyunca uzanıyordu yanlamasına ilerlemek için ideal bir yerdi. Önceki günden Otel Du'dan bu işe antrenmanlıydı. Geri çekildi ve avluyu kuşatan iki cepheyi iyice gözlemlemek için birkaç dakika bekledi. Pencerelerde hiç hareket yoktu. Duvarlardan ses gelmiyordu. Saat 11.30'da Naples sokağı 64 numara bir tapınaktı. Bir bacağını pencere çerçevesinden dışarı çıkardı ve dar çıkıntıya bastı. Üç kat aşağıdaki bahçeye bakmaktan kaçınarak duvardaki çıkıntıya tutundu ve boşluğa arkasını döndü. Birkaç saniye içinde Medina'nın dairesinin ilk penceresine ulaştı. Dengesini koruyarak dirseğiyle cama sert bir darbe indirdi. Cam ikiye ayrıldı. Ancak macun sebebiyle olduğu yerde kaldı. Chaplin beklenmedik bir görgü tanığının avluda hırsız var diye avaza var bağırmasından korkuyordu. Kolunu yarıktan içeri soktu ve pencere kolunu çevirdi. Tüllerin arasından içeri süzüldü, pencereyi kapattı, avluya bakan cepheleri dikkatle gözden geçirdi. Kımıldayan hiçbir şey yoktu tek bir harekette perdeleri çekti. Gösteri sona ermişti. Hemen içi, içerideki toz kokusunu hissetti. Bu iyiye işaret değildi. Birkaç adım attı ve zengin bir bekar eviyle karşılaştı. Büyük bir salon. Yüksek teknoloji ürünleriyle donatılmış mutfak. Bir veya iki odanın açıldığı bir koridor. Evin bütün bölümleri geniş, havadar ve sevimliydi. Duvara monte edilmiş düz ekran bir TV'nin karşısına yerleştirilmiş L şeklindeki kanepenin çevresini dolandı. Dekorasyonu incelemekle oyalanmadı. Her şey şıktı, pahalıydı, özenliydi. Her şeyin üzeri insanı telaşlandıracak derecede kalın bir toz katmanıyla kaplıydı. Bu beyni kaygılandırmaya başlıyor korkuyorum. 29 Ağustos Medina için uğursuz bir gün mü olmuştu? Bir konsolun üstünde bir kadın fotoğrafı duruyordu. Her zamanki gibi bu yüz ona bir şey ifade etmiyordu. Otuzlarındaydı solgun sarı saçlar. Ruslar gibi çıkık elmacık kemikleri. Oval bir yüz, baygın bakışlı, iri siyah gözler. Kırmızı etli dudaklar. Elmayla zehirlenen pamuk prenses andırıyordu. Medina bütün olarak bir arzu pınarından çıkıyormuşçasına bir kösnüllük yayıyordu. Chaplin onu kafasından başka türlü canlandırmıştı. Sesinde soğuk bir kibarlık, otoriter bir çeki çekicilik vardı. İsmine gelince hüzünlü ve iri yapılı, magribi kökenli bir kadın olduğunu düşündürüyordu. Gözünün önüne kolhozlarda görülen kır çiçekleri geldi. Medina belki de Kabil kökenliydi. Resim bir teknede çekilmişti. Chaplin birden bu resmi kiraladığı bir yelkenli de bizzat kendisinin çekmiş olabileceğini düşündü. Fotoğrafı çerçevesinden çıkardı, cebine koydu ve evi turlamaya başladı. Şaşırtıcı hiçbir şey yoktu. Burası seçkin, hali vakti yerinde Entelektüel, Parisli bir kadının eviydi. Buna karşılık onun mesleğini, işini yansıtan en ufak bir iz yoktu. Tüm belirtiler daha ziyade bir üniversite öğrencisini işaret ediyordu. Salon, koridor, oda alfabetik sıraya göre dizilmiş kitaplarla doluydu. Felsefe, edebiyat, tarih, etnoloji, filoloji. Evten püften bir okul olmadığı kesindi. Çekmeceleri karıştırırken sonunda bir öğrenci kimliği buldu. Medina Maloy, yaş 28, Sorbon'da felsefe bölümü doktora öğrencisi. Biraz daha aradı ve eğitim hayatıyla ilgili eksiksiz bir dosya buldu. Fransa'nın kuzeyinden geliyordu. Liseyi Saint-Omer'de bitirmişti. Lisans ve lisansüstü felsefe eğitimini Lille'de tamamlamıştı. Genç kadın Paris'te Morris Marley Ponty'nin eserleri üzerine bir doktora çalışması yapıyordu. Çalışmanın başladığı 3 satırdan çalışmanın başlığı 3 satırdan oluşuyordu. Anlaması oldukça güçtü. Chaplin düşündü. Medina nereden para para kazanıyordu? Baba parasıyla mı yaşıyordu yoksa onunla aynı işi mi yapıyordu? bir cevap bulamadı. Ancak gardrobun içi bu sorunun cevabını daha da önemli kılıyordu. Prada, Chanel, Gucci, Barbara Bui. Üstteki rafta bir sürü çanta göze çarpıyordu. Onun altındaki rafta sıra sıra dizilmiş ayakkabılar. Medina tüm bunları neyle satın almıştı? Ne zamandan beri felsefe böyle imkanlar sağlıyordu? Chaplin'in yasa dışı işlerinde bir suç ortağı mıydı? Bu beni kaygılandırmaya başlıyor. Korkuyorum. Aramasını sürdürdü ancak kişisel bir şey bulamadı. Cep telefonu yoktu. Ajanda yoktu. Dizüstü bilgisayar yoktu. Herhangi bir fatura yoktu. Resmi bir evrak yoktu. Giriş kapısının önünde bir sürü posta birikmişti. Tarihlerine baktığı en eski postalar Ağustos ayının sonuna aitti. Chaplin'in evinde olduğu gibi postaların çoğu reklam broşürleriydi. Ama ne fatura ne de banka ek sırası vardı. Tüm bunları internet üzerinden hallediyor olmalıydı. Medina nereye gitmiş Ölmüş olabilir miydi? Bir sürü başka soru vardı. Bu kızı nerede tanımıştı? Saşacom tarzı bir tanışma sitesinde mi? resimdeki kızı Tibet çanlı gece partilerinin birinde hayal etti. Sansasyon yaratacağı kesindi. Alelacele bir kaçışın ya da geri döndürülen, döndürülemez bir şeylerin izlerini bulmak için son bir tur daha attı. Buzdolabında çürümüş gıdalar. Darmadağın bir banyo. Medina'nın eşyal eşyalarını toplamadığının ispatı olan dolu bir gardırop. Chaplin geldiği yoldan dışarı çıktı. Ganimeti ceketinin cebindeydi. Arap isimli bir sıla bebeğinin fotoğrafı. Diğerleri kafasının içindeydi. Ya da daha ziyade boğazında. Medina'nın artık hayatta olmadığına dair uğursuz bir izlenim edinmişti. Zemin kattaki tonuzu arkasında bırakırken karşısına üzerinde savaş kıyafetiyle mavi önlük, fırça süpürge, çamaşır suyu kovası, 60'lık bir kadın çıktı. Kimi arıyorsunuz? Chaplin yalan söyleyecekti ama vazgeçti. Kapıcı kadından bir şeyler öğrenebilirdi. Medina Maloi'yi görmeye gelmiştim. Evde yok. Burada yaşamıyor mu? Bir süreden beri burada değil. Ne zamandan beri? Kadın ona kuşku dolu bir bakış attı. Geçit aydınlık değildi. Bahçeden gelen çiçek kokularının arasında yarı karanlıkta duruyorlardı. Siz arkadaşı mısınız diye sordu kadın sonunda. Hocalarınızda hocalarından biriyim diye yalan söyledi Chaplin. Ne zaman gitti biliyor musunuz? Birkaç ay oluyor ancak kirası ödendi. Sorun yok. Size bir şey söylemedi mi? Asla bir şey söylemez. Ses tonunda bir küçümseme vardı. Çok ketum, çok bağımsız evinin temizliğini kendi yapar. Alışverişlerini kendi yapar. Hep yalnızdır. Chaplain kaygılanmış gibi yaptı. Bu ortadan kaybolma normal değil. Fakültede de kimseye söylememiş. Aldırmayın. Bu kızların başına bir şey gelmez. Ne demek istiyorsunuz? Kapıcı kadın süpürgenin sapını dirseğine dayadı. Dinlenme pozisyonu almıştı. Madem siz bir hocasınız size bir tavsiyede bulunayım. Chaplin gülümsemeye çalıştı. Her zaman kız öğrencilerin çantalarına bakmak gerekiyor. Eğer kız bir heybe, bir sırt çantası, kolt kumaşından bez bir çanta taşıyorsa sorun yok. Ama eğer derslerinize bir Chanel, Gucci veya Balenciaga çantayla geliyorsam o zaman bana inanın o kızın başka bir işi daha var demektir. Bir gece işi. Neyi kastettiğimi sanırım anladınız. Yaşlı kadın lüks markalar ve öğrenci dünyasındaki yeni, yeni alışkanlıklar hakkında bilgi sahibi gibiydi. Ama haklıydı. Medina'nın dairesi kolay para kokuyordu. Paris gecelerinin bilink bilink şıklığı. Medina bir escort kız olabilir miydi? Kendisi de onun müşterilerinden biri. Öfkelenmiş gibi yaptı. Ama Medina çok ciddi bir kız ve olabilir. Sadece saatleri farklı. İleri sürdüğünüz bu şeylerin kanıtları var mı? Her gece gidiyor, gün ağrırken dönüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir yerde gece bekçisi olarak çalıştığını mı? Chaplin fotoğrafı ceketinin cebinde duran gözünün önüne getirdi. Yoruma gerek yoktu. Kapıcı kadının çevresini dolandı, kadın süpürgesiyle yolunu kesti. Eğer onu görürsem uğradığınızı söyleyeyim mi? Chaplin dalgın dalgın başını salladı. Adınız nedir? Boş verin. Oyalanmadan ana giriş kapısını açan düğmeye bastı, kendini dışarı attı ve hemen sola döndü. Sivil bir araba park etmiş, diğer arabaların arkasında durmuştu. İçinden iki adam indi. Bunların aynasız olduğuna hiç kuşku yoktu. Arkasında ana kapının açıldığını duydu ve adımlarını hızlandırdı. Polislerin elinde her yeri açan bir anahtar olmalıydı. Beyni çılgın gibi çalışıyordu. Sarsıcı, hummalı, korkutucu düşünceler. Anayız onu satmış olabilir miydi? İmkansız polisler durup dururken Medina Maloy için kaygılanmaya mı başlamıştı. Bu da olanaksızdı. Bunun tek bir açıklaması vardı. Anais cezaevinde dinleniyordu. Gizli numarayı öğrendiği sırada telefon görüşmesi kaydedilmişti. Tutuklu polisin bu numarayla neden ilgilendiğini öğrenmek istiyorlardı. Koşar adımlarla bir metro istasyonu veya taksi durağı bulmak için Malesaber bulvarına indi. Çıkık elmacık kemikli, güzel yüz gözlerinin önüne geliyordu. Başına gelenler konusunda hiç şüphesi kalmamıştı. 29 Ağustos'ta ne olmuştu? Çok mu geç kalmıştı? Yoksa kızı onu öldürmüştü? Bunu öğrenmenin tek bir yolu vardı: Medinanın meslektaşlarını bulmak. VIP kızlarının dünyasına girmek. Bunun için her şeyi halledebilecek bir rehberi vardı. Yepyeni gıcır gıcır pasaportlar ön kolsunun üstünde şakladı. İşte sana 20 pasaport. Diğer onu da yarın sabah elinde olacak. Bütün gece gerçek bir kalpazanın mahareti, bilgisi ve ustalığıyla bu belgeler üstünde çalışmıştı yeniden uzman nonu altın parmak nonu olmuştu. Mercedes Esin direksiyonundaki Yusuf belgeleri itinayla aldı. Sayfalarını karıştırdı, inceledi, parmaklarıyla yokladı. Çıp. Chaplin yanındaki koltukta oturuyordu. Amar ise yarı uyuklar, yarı tetikte arka koltukta. Yusuf başını salladı ve pasaportları bir cihazdan kuşkusuz bir dedektörden geçirmesi için diğerine verdi. Saniyeler erimekte olan bir çelikten düşen damlalar gibi çok yavaş akıyordu. Chaplin ön mahallin muhteşem dizaynına konsantre olmaya çalıştığı damarlı ak ağaçtan ön panel. Siyah deri koltuklar üzerinde açılır kapanır bir GPS ekranının yer aldığı ön konsol füme renkli ön camdan St. Marius Barına ve Havai Metro hattının gölgesindeki Şapel Bulvarı görünüyordu. Bu yat kabinini andıran araba ile barınak kapısının önünde itişip kakışan korkunun, sefaletin ve unutulmuşluğun yüzlerinden okunduğu kimsesizli, kimsesiz insanlar arasında çarpıcı bir tezat vardı. Yusuf'u saat 13'te aramıştı boşuna kona evsiz ve kimliksiz insanların bekleştiği bu barınağın önünde randevu vermişti. Boşuna müşterileri Amar kolunu iki koltuğun arasından uzattı ve pasaportları Yusuf'a geri verdi. Temiz. Yusuf'un bir maket bıçağıyla kesilmiş gibi duran dudaklarının birleşme yeri, yeri gülümsememek için gerildi. Becerini kaybetmemişsin. Geri kalanı yarın sabah. Bu kez artık paradan bahsetmiyoruz değil mi? Tamam mı? Savaşta birkaç parmağını kaybetmemiş olmak güzel. Yusuf bir iskambil oyunundaymış gibi pasaportları sayıyordu. Nono diğerlerine göre hala çok becerikli ve akıllısın. Chaplin bu çok zayıf ve bir general gibi otoriter genç adama hayranlıkla baktı üzerinde İngiliz ordusunda kullanılan dirsekleri ve omuzları kumaşla güçlendirilmiş zeytin yeşili kazaklardan vardı. Mercedes'i ise onun zırhlısıydı. Yine de senden bir iyilik bulma, bir iyilikte bulunmanı isteyeceğim. Elbette dedi diğeri dışarıdaki hortlara, hortlaklara bakarak bir silaha ihtiyacım var. Bu sana pahalıya mal olur. Bir tabanca için otur... bir tabanca için oturma belgeleri Eğer kabul edersen neden silah kişisel sebepler Yusuf sessiz kaldı sıvaları dökük duvar boyunca gezinen kendi gölgeleri içinde kaybolmuş Kaçak göçmenlere bakmaya devam ediyordu sonunda arabadan çıkması için Amara işaret etti Chapley'nin izlenimi doğruydu Boşnak onu seviyordu ve hep sevmişti. Arka bagaj açıldı. Gerçek üstü bir sahne. Karbon ulaşımından ve vernikli ahşaptan oluşan bu sığınak kaldırım taşlarının üstünde itişip kakışan kimliksiz göçmenler ve hem idari ofis hem de cephanelik hem banka hem de para kasası görevi gören Mercedes'in olanakları. Sana hafıza sorunların sorunlarım olduğunu söylemiş miydim? Genel hatlarıyla evet. Nasıl tanıştığımızı hatırlamıyorum. Yusuf hafifçe başını salladı. Nono'nun şaşkınlığı onu eğlendiriyordu. Geçtiğimiz Mart ayında seninle Stalingrad'da tanıştık. Yere tebeşirle resimler çiziyordun. Yoldan gelip geçenlerin verdiği 3-5 kuruşla yaşıyordun. Kafanın içi bomboştu adını ve kökenini öğrenmek imkansızdı. Neden bana yardım ettin? Resimlerin sebebiyle bana Stacy'leri ülkedeki ülkemdeki eski mezarları hatırlattı. Amar geri dönmüştü. Elinde vites kolunun üstünden uzattığı kabzası onlara dön doğru dönük bir tabanca vardı. Bir CZ 75 dedi Yusuf bu salak çekler iyi iş çıkarmış. Tabanca glock'tan farklıydı. Bunun üstünde durmadı ve tabancayı cebine koydu. Amar sakin bir tavırla ona üç şarjı uzattı. Chaplin teşekkür edecekken gözleri hala kaçak göçmenlerde olan Yusuf sözlerine devam etti. Seni sokaktan topladık dostum temizledik karnını doyurduk eve yerleştirdik. Kafanın içi hala bomboştu. Ama resim çizebiliyordun. Seni benim kalpazanlık işlerinde kullanmaya başladım. Başta başka kalpazanlık işlerinde mi var? Ne sanıyorsun? Fransa'nın nüfusunu artırmak için seni beklediğimi mi? Kabul ettin mi? Hemen çalışmaya koyuldun. Gulubo. İki hafta içinde herkesi geçtin. Yetenek, beceri, mürekkepler baskı teknikleri, mühürler. Parmaklarıyla bir bir sayıyordu. Her şeyi kavradın. Bir ay sonra ilk paranı cebine koydun, kendi laboratuvarını kurdun. Senin dışında başka biri bunu yapsa taşaklarını eline verirdim. Ama ben sana güvendim. İşini hep zamanında teslim ettin. Demek Nono diğerlerine göre onunla daha uzun süre çalışmıştı. 2009 Mart'ından Eylül'üne kadar bir yere iyice yerleşmeye, meşruiyet kazanmaya, resmi bir statü elde etmeye yetecek kadar bir zaman olmuştu. Bir atölye kiralayabilmiş, bankada hesap açtırabilmiş, faturalarını ödeyebilmişti. Tüm bunları sahte evrak hazırlayarak yapmıştı. Sana hiç adımı söylemedim mi? Bir süre sonra adının Nono olduğunu söylemeye başladın. Havra'dan geliyordun, matbaacıydın. Bir sürü saçmalık. Önemli olan yaptığın teslimattı. Bu nedenle seninle hiç sorun yaşamadık. Ta ki ortadan kaybolana dek. Hafifçe güldü ve Chaplin'i ensesinden tuttu. Serseri. Chaplin, Matthias Freire mucizesini daha iyi anlıyordu. Bu isimde bir sürü belge hazırlamış olmalıydı. Bu Narkiz ve Victor Janusi olduğunda da hep bu belgelerle dolaştığı anlamına mı geliyordu? Hayır, daha ziyade hep parmaklarının ucunda olan bu becerinin hiçlikten sonra yeniden doğduğunda bir kez daha ortaya çıktığını düşünüyordu. Matthias Freyli yaratmıştı, belgeler hazırlamıştı ve Pierre Janet'teki işi bulmuştu. Yusuf parmaklarını şıklattı. İki koltuk arasındaki yükselti iki bardak belirdi. Tüfek mermisi kadar küçüktüler. Amar iki koltuğun arasında elin eğildi. Elinde bir şişe vardı. Yusuf şat kadehini havaya kaldırdı. Chaplin vodkasını bir dikişte bitirdi. İçki vernikten daha yoğundu. Şiddetle öksürdü. Alkol boğazını yaktı. Ciğerlerini kavurdu. Sonra kol ve bacaklarını uyuşturdu. Yusuf anında Joker dudakları tarafından yutulan çok kısa bir kahkaha attı. Polako, Nono. Bunları tadını çıkara çıkara içmek lazım. Bir baş hareketiyle Amara yeniden doldurmasını emretti. Çapley'nin gözleri yaşarmıştı. Bu pusun ardında dışarısının fanusunu görüyordu. Çökmüş omuzlardan, kamburlaşmış sırtlardan buhar çıkıyordu. Siyahlar, genç Magribiler, çekik gözlüler, Hindular, Sılavlar vardı. Birbirlerine iyice sokuluyorlar, asfaltı arşınlıyorlar. Neyi beklediklerini bilmeden öylece duruyorlardı. Nasıl beceriyorlar diye sordu. Hayatta kalmayı mı? Pasaportlarının parasını ödemeyin. Yusuf güldü. Yüzlerini gördün mü? Onlar daha ziyade oturma belgesi alıyorlar. Bu benim sorumun cevabı değil. Nasıl beceriyorlar? Aralarında para topluyorlar. Borçlanıyorlar. Başlarının çaresine bakıyorlar. Chaplin'in midesi ağzına geldi. O da bu yaşadış, yasa dışı faaliyetlerin bir parçasıydı. Onun da bu esarette katkısı vardı. Nasıl bu kadar alçalabilmişti? Bugüne kadarki kimlikleri onu asla yukarı doğru götürmeyen basamaklara benziyordu. Sana başka hiçbir şey söylemedin mi diye üsteledi geçmişimle ilgili, yaşam tarzımla ilgili. Hiçbir şey söylemedin sipariş alıyordun. Ortadan yok oluyordun. Geri döndüğünde ise belgeler hazır olurdu. Bak kaka. Hepsi bu kadar mı? Sana söyleyebileceğim değişmiş oldun. Ne anlamda? İşaret parmağıyla Paul Smith kadife ceketinin astarına dokundu. Giyimin en ikonu düzelmiş. Saçların bakımlı, parfüm kokuyorsun. Bana sorarsan pis bir adam gibi görünüyorsun tam sırasıydı. Vodkasını içti ve kozunu oynadı. Kızlar arıyorum. Kızlar mı? Profesyoneller. Yusuf içten bir kahkaha patlattı. Ya senin bağlantıların kardeşim? Numaralarını bile hatırlamıyorum. Seni tanıştırabilirim. Ülkenin kızları. En iyileri. Hayır. Ben güneyden kızlar istiyorum. Magrib'den. Yusuf alınmış gibiydi. Sürüngen gözlerinde bir pırıltı oldu. Parmaklarının arasında tuttuğu alkolün yoğun ve tehlikeli ışığını çağrıştıran bir pırıltı. Chaplin en kötüsünden korktu ama adamın dudaklarının birleşme yeri yukarı doğru kıvrıldı ve gözlerini kırpıştırdı. Sophie Barak'ı görmeye git. O kim? onun elinden geçmeyen tek bir mağribli kız yoktur. Onu nerede bulabilirim? Theodor Otoli. Bu yılki karargahı orada. Artı o iste bir çıkmaz sokak. Ona seni benim yolladığımı söyle. Ona kızları için belge satıyorum. Sevimli birimi. mi? Yusuf Nono'nun yanağından bir makas aldı. Seninle herhangi bir sorun çıkmaz. Senin tarzındaki küçük, küçük insanları sever. Ama onunla yüksek sesle konuşman gerekiyor Lübnanlı. Çocukluğunda patlayan bombalar nedeniyle yarı sığır. Peki ya şahsen avlanmak istersem? Yusuf Amar'a baktı. Koca herif ilk kez gülümsedi. Eğer ceylanları arıyorsan suyun kaynağına gitmen gerekir. Clement Maron sokağındaki Johnny ise git. Kendi işini halledebilirsin. Yarın görüşürüz devamıyla gelmen senin yararını olur. Gerisini sonra konuşuruz. Devamı mı? Kimlikler grubu. Bana sen söyledin. Chaplin'in ceketinin cebine 500'lük iki banknot koydu. Piliçlerden birini de benim şerefime kocar.